Hoş bulduk Duygu, iyi yayınlar diliyorum. Evet, hemen kararı soralım. Nasıl değerlendiriliyor orada? Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etmesiyle ilgili kınama kararı bugün oylanmıştı. 143 evet, 5 hayır, 35 de çekimser oy veren ülke oldu. 5 tane hayır veren ülkeye baktığımızda Belarus, Rusya, Nikaragua, Suriye ve Kuzey Kore'nin olduğunu görüyoruz. Ve 143 evet diyen ülkeler arasında Türkiye'de zaten başından beri Rusya'nın kınanması için önde olan ülkelerden de, hatta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler misyonundan yapılan açıklamada oylama öncesinde Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararı yasa dışıdır, kabul edilemez açıklaması yapmıştı. Oylama sonrasında Amerika'nın büyükelçisi temsilcisinden bir açıklama geldi. Bugün bir tarihi gün, Birleşmiş Milletler şartlarının temel ilkeleri tekrar onaylanmıştır bu oylamayla diyerek Rusya'yı kınandığını tekrar hatırlattı Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi. Bu sonuçtan hemen sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir açıklama geldi. Öncelikle 143 üye ülkeye evet dediği için teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Rusya'nın ilhak girişimi değersizdir ve Birleşmiş Milletler ilke şartlarına aykırıdır diyerek Zelenski'den de bir açıklama geldi. Duygu, bu bir sembolik bir karar ama Birleşmiş Milletler organizasyonu çatısı altında Rusya'nın bu şekilde köşeye sıkıştırılması ve uluslararası kamuoyunda küçük düşürülerek kınanması önemli bir adım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Birleşmiş Milletler organları içinde rollerinin pasivize edilmesiyle ilgili adımlar, açıklamalar yapıyordu. O nedenle 143 üye ülkenin evet demesi önemli, dikkate değer, her ne kadar sembolik de olsa ve uluslararası kamuoyunda da Rusya kınandığını, 4 bölgeyi ilhak etmesi ve saldırılarından dolayı kınandığını bugün yine dünya kamuoyuna duyurmuş olduğunu. Peki, teşekkür ederiz Ali Çınar. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. Evet.